O zaman şöyle bir parantez açarak İbrahim Bey'e o zaman dönelim. Şimdi çünkü bitkisel ürün dedik. Konunun bir de tabii aktar boyutu var. Yani bir tabii böyle pazarlanan ürünler İbrahim Bey, işte bunlar bitkisel diye pazarlanıyor. Kimyasal değil diye pazarlanıyor. Bir de tabii gerçekten bitkiler var. Şöyle şu anda önümüze de yığmışız. Bu ürünlerle sizin satışını yaptığınız ürünleri nasıl kıyaslayabiliriz? Şimdi Avrupa Birliği'nin bir komisyonu var. Avrupa Farmakopesi. Yani Avrupa İlaç Kodeksi. İlaç üreten, yani bir standartı var. 57 ülke buraya kayıtlı. 57 ülkenin ilim adamları burada toplanıyorlar. Sentetik ilaçlar, bitkisel ilaçlar, hepsi, mineraller, vitaminler, hepsi inceleniyor. Deniyor ki şu 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 ilaçtır. Avrupa Birliği Farmakopesi'nde 112 bitki tıbbi bitki olarak geçer. Fakat piyasada satılan, işte diyet için kullanılan bütün altın, çilek olsun. Mesela en çok bir zamanlar şu gördüğünüz çok modaydı. Öyle kurutulmuş tabirdi. Altın çilek. Bundan yapıldı. Bu şekerdir. Glikoz içeren meyve asla zayıflatmaz. Bir, Avrupa Farmakopesi'nin de indeksinde geçmez bu. Şimdi çok enteresan. Tıbbi mesela bitki bunu değildir. Tıbbi bitki değildir. Amerika'da dünyanın en meşhur doktoru var. Türk, bilirsiniz, adını söylemeyeyim. Altın çilek zayıflatır dedi. Amerika, Avrupa, Türkiye, bütün dünya bunu aldı, kullandı. Gram zayıflayan olmadı. Şeker içeren bir meyve asla zayıflatmaz. Avrupa indeksinde de bu geçmez. Yani ilaç kodeksinde de geçmez bu. Avrupa Farmakopesi veya ilaç kodeksi. Peki çağrı merkezlerinin satışını yaptığı o zayıflama haplarından, bitkisel diye satılanlardan siz satıyor musunuz? Hiçbirisi bitkisel değil. Hepsi kimya. Hepsi kimyasal. Tabii. Diyorsunuz. Mesela bu altın çilek diyor ama bunun içerisine sibutramin katıyor. Kimya katıyor. Çünkü bu meyve zayıflatmaz. İçinde meyvenin ne var? %80'i bir su, %17'si falan bunun, mesela mango, Afrika mangosunun şeker, glikoz, fruktoz. Şimdi mesela yine bu Afrika mangosunu dünyanın en meşhur doktoru tanıttı Amerika'dan. Yine Amerika'ya, dünyaya salgın hastalık şeklinde yayıldı. O Afrika mangosu, beni de arıyorlardı. Hocam biz de üretelim falan. Kardeşim bu şeker içeriyor. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Aslında kilo aldırır. Yok olsun, biz de fason üret, bize de ver, biz de satalım. Bu furyadan biz de para kazanalım diyenler oldu. Dedim ki ben bu işte yok. Kirli bir iş. Neden? Bunun içerisinde şeker var. Şeker zayıflatmayacağına göre ne zayıflatıyor? İçine kimya koyuyor. Sibutramin koyduğunuzda ne olur? Kişinin kalp ritmi, nabzı hızlanır. Sırt çantasıyla böyle efendim sürekli koşan bir kişiyi düşünün. Ne olur? Nabzı yavaş yavaş yükselir. Sırt çantasıyla kişi ne kadar koşabilir ki?